Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir şerbetli tatlı tarifi paylaştım. Bal parmak tatlısı yaptım. Harika oldu. İki renkli yaptım. Ortasına ceviz ve tarçın koyarak. Görüntü şahane. İrmiğe batırdım. Şekil verdikten sonra ve öyle pişirdi. Çok güzel bir tatlı Ramazan'da yapabileceğiniz. Tarifi tüm detaylarıyla izleyebilirsiniz. Tatlının şerbetini yapmak için 2,5 su bardağı toz şekeri tencereye aldım. Üzerine 2,5 su bardağı su ilave ediyorum. 5-6 damla limon suyu sıktım. Şimdi tenceremi ocağa alacağım. Kaynadıktan sonra 5 dakika kadar kaynatmanız yeterli. Daha sonra soğumaya alacağım. Tatlının hamurunu yapmak için 125 gram tereyağı veya margarin kullanacağız. Yumuşak olmasına dikkat edelim. 1 tane yumurta. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı yoğurt. Yoğurdun sulu kısmını koydum. Çay bardağı irmik. Bunları bir karıştıracağım. Daha sonra unu ve kabartma tozunu ilave edeceğim. Karıştırdım. Şimdi unu ilave edeceğim. Unu da çay bardağı ile ölçü vereceğim. Yarım paket kabartma tozunu üstüne ilave ediyorum. Biraz daha un ilave edip hamurumu yapacağım. Hamur oldu. Toplamda 5,5 çay bardağı un kullandı. Şöyle yumuşak bir hamur yaptık. Daha sert yapmayalım bundan. Şimdi hamurumdan küçük bir parça ayırıyorum. Şöyle küçük bir portakal kadar ayırdım. Bu hamurum kenarda kalsın. Biz şimdi içini hazırlayalım. Hamurumu şöyle genişletiyorum. 1 çay bardağı cevizi çok küçük olacak şekilde çektim. İçerisine 1 çay tatlı kaşığı tarçın ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tarçını ilave ettim. Güzelce bunu bir karıştırıyorum. Bu hamuru böyle iç malzememizin birbirini tutması için aldık. Güzelce yoğuralım. Bu hamurum da hazır. Bakın böyle birbirini tuttu. Çok güzel bir hamur oldu. Artık tatlımıza şekil verelim. Şekil vermek için birazcık şuraya un, irmik serpiştirdim. Beyaz olan hamurumu alıyorum. Bu ince bir şekilde şöyle açacağım. Arasına bu tarçınlı cevizli hamurumuzdan koyacağız ve saracağız. İnceltelim. Cevizli hamurdan alıyorum. Bunu daha ince yapalım. Elimizle sıkıştıralım. Arasında ceviz var. O yüzden bu hamur dağılabilir. Hamurun ortasına koyuyorum. Böyle. Şimdi beyaz hamurla üzerini kaplıyorum. Sarıyorum. İleri geri yapalım ki şöyle sıkışsın. İyi kapandığından emin olalım. Şimdi şöyle irmikli karışımın üzerine getirip yine aynı şekilde ileri geri yapıyorum. Her tarafını irmiğe batıralım.
Şöyle kesiyorum. Hepsinin aynı olması için bir tanesini ölçü yapıyorum. Tatlımız böyle olacak. İki renkli. İçi harika oluyor. Cevizi. Hamurların hepsine böyle şekil verdim. Önceden ısıttığım 180 derece fırına koyacağım. Kızarıncaya kadar fırında tutacağım. Tatlıyı fırından çıkardım. Şöyle 3-4 dakika oldu fırından çıkaralı. Şimdi şerbeti üzerine dökeceğim. Şerbetim soğuk. Her tarafını ıslatalım. Bütün şerbeti döktüm. Şimdi tatlımı 3-4 saat şerbetini çekmesi için kenara alacağım. Tatlımı yeterince beklettim. Şerbetini çok güzel çekti. Şimdi isterseniz böyle de bırakabilirsiniz. İsterseniz elinizdeki olan malzemelerle süsleyebilirsiniz de. Ben biraz toz Antep fıstığı atıyorum üzerine. Tatlım hazır. Tarifimin sonuna geldim. İnşallah bu tarif siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.